Efendim merhabalar merakla beklenen BYD'nin lansmanı yapıldı fiyatlar açıklandı şimdi sizlere araçların fiyatlarıyla beraber özellikleriyle başlayalım İlk aracımız BYD Atto 3 %100 elektrikli olan araç 150 kW motor gücünde 201 beygir güce sahip 0-100 hızlanmasına 7.3 saniyede çıkıyor Ortalama menzili 420 kilometre. Otomatik şanzımana sahip, maksimum hızı 160 km, %30'dan %80'e 29 dakikada şarj oluyor. Araçta hız sabitleme, kör nokta uyarı sistemi, ısı pompası, bu çok önemli elektrikli araçlar için biliyorsunuz ısı pompası, 15.3 inç dokunmatik ekran, panoramik cam tavan, ön koltuk ısıtma, start stop trafik işareti algılama, ön arka park sensörü, panoramik görüş kamerası mevcut. Bagaj hacmi 440 litre ve beklenen fiyatı sizce daha fare mi doğurdu? Şimdi geliyor 1 milyon 490 bin TL olarak BD Atto 3'ün fiyatı açıklandı. Fiyat kısmını sizlere bırakıyorum. Aracın özelliklerini ve diğer markalarla özelliklerini karşılaştığınız zaman Sizce fiyat nasıl? Geçelim yeni aracımıza. Listemizin yeni aracı BYD'nin açıkladığı bir diğer yeni araç BYD Silu DM. Plug-in hibrit yani şarj edilebilen hibrit bir araç. Araçta benzinli ve elektrikli olmak üzere çift motor bulunuyor. 1080 kilometreye varan karma bir sürüş menzili sunuyor. %30'dan %80'e 35 dakikada şarj olabiliyor. Sıfırdan 100 hızlanmasına 8.9 saniyede çıkıyor. Araçta start stop, 4 farklı sürüş modu, akıllı hız sabitleme, kör nokta uyarı sistemi, yorgunluk tespit sistemi, paranomik görüş kamerası, ön arka park sensörü, havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, yağmur sensörü, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan mevcut. Bagaj hacmi 425 litre ve BYD CLU DM'in fiyatı 1 milyon 850 bin TL olarak açıklandı. Gerçekten D segmentinde çok geniş, oldukça lüks, donanımlı bir otomobil. 1 milyon 800 bin lira olarak açıklandı. Avrupalı rakiplerinin BYD CU ile rekabet etmekleri için Fiyatlarını kırmaları gerekiyor. Oldukça iddialı, oldukça donanımlı, oldukça geniş, yerden yüksek, geniş işecimli bir otomobil. BYD'nin bir diğer getireceği ve satışa sunacağı aracı BYD Dolphin ile beraberiz. BYD'nin en çok satan otomobili bu arada. Onun da hatırlatmasını yapayım. C hatchback bir model Dolphin. 44.9 kW batarya, 420 km bir menzile sahip. 95 beygir gücünde standart olarak ısı pompalı sistem mevcut. Bagaj hacmi 345 litre. 0-100 hızlanmasına bakarsak 7 saniyede çıkıyor. BD Dolphin'in fiyatı 1 milyon 280 bin lira olarak açıklandı. 1 milyon 1 milyon 100 bin beklentisi vardı bu otomobilde. Çünkü BD Dolphin gerçekten ekonomik sınıfta çok çok iddialı fiyatla Türkiye'ye geleceği söyleniyordu. Ama 1 milyon 280 bin liralık bir fiyatla açıklandı. Siz fiyatı nasıl buldunuz? BD Seal markanın Tesla Model 3'e rakip elektrikli aracı 170 kW motor ve 61.4 ve 80.6 kW batarya ile gelecek. 510 ve 650 kilometre menzil seçenekleri mevcut. BYD'nin en gelişmiş platformu kullanılan araç ısı pompalı ve %80'den sonra hızlı şarj imkanı sunuyor. %30'dan %80'e 26 dakikada şarj oluyor. Efendim BYD Seal'ın fiyatı da Aralık'ta açıklanacakmış. Şu anda fiyat vermediler. Aralık ayında BYD Seal'ın fiyatı belli olacak. Son olarak BYD Silio'nun plug-in hibrit otomobilinin fiyatı belliydi tanıtılıyordu. Bir de biliyorsunuz elektriklisi %100 elektriklisi BD Silio'nun onun da fiyatı 1 milyon 790 bin TL olarak açıklandı. B'de aşağı, B'de yukarı, B'de teşvik belgesini ne zaman alacak? 4 Kasım'da lansmanı yapılıyordu, ertelendi 15 Kasım'a ve bugün nihayet B'de Türkiye'deki operasyonlarını büyük bir lansmanla herkese duyurdu, fiyatlarını açıkladı. Şimdi gelelim kendi yorumumuza. Türkiye ekibi belli ki yukarıdan fiyatlayalım, bayilere pazarlık marjı yaratalım kafasına girmiş olabilir. O yüzden mutlaka bayilerde pazarlık fiyatı bırakılmıştır. Bunlar son fiyat değildir. Bayilere pazarlık marjı tanınmış gibi gözüküyor. Yani beyden açıklamış olduğu bu rakamlarla Avrupalılar oh çekmiş olabilir. Çünkü Avrupalı markalar da BED'nin lansmanına kilitlenmişti. Bizler görüyoruz ki her araçta 200-150 bin lira kadar bir yukarıdan fiyatlar açıklandı. BD yıl sonuna kadar 10 bin araç taahhüt ediyordu satacağına ve bu süre 45 gün. 45 günde 10 bin aracı bu fiyatlarda satması zor. Ondan dolayıdır ki ben bayilerde mutlaka pazarlığa açık olduklarını düşünüyorum. Biz de bu süreçte bayilere gidip BED bayilerine daha detaylı, daha yakından bilgiler alacağız. Bunları sizlerle paylaşıyor olacağız. Mutlaka kanala abone olun ve zil bildirim butonunu aktif edin. Bugünlerde video sayısı hızlanacak ve elektrikli otomobillere merakınız varsa elektrikliler, plug-in hibritler, otomobil dünyası olarak çok fazla yer veriyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşelim. Bu seride gördüğünüz hiçbir araç Reklam, sponsorluk değildir. Tamamen bilgilendirme amacıyla çekilmiştir. Hiçbir şekilde reklam yoktur.